66. Yıl Dönümü münasebetiyle düzenlenen 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü programına hepiniz hoş geldiniz. Bu zaman içinde çalışmalarıyla, ciddiyetiyle, istikrarıyla kendisini toplumumuzda kabul ettiğimizde gerçekten bizim için sevindiriyoruz. Az önce anlattığımda söylediği gibi birlikte yaptığımız devletle sivil kesimin bir araya gelerek oluşturduğu kurumlar gerçekten hem uzun süreli oluyor, uzun ömürlü oluyor hem de güzel işler de yapıyorlar. İnsan hakları kurumlarının görünümü, sosyal yardımlaşma danışma haklarının görünümü, inşallah başka alanlarda bütün işbirlikler gerekiyor. Bizim tabi inancımıza göre devletin yeri bambaşka. Hatta bu tek taraflı olmuyor. Az önce ifade edildi insan hakları ihlalleri tabi kamu gücünü kullanan bir birimin, bir kurumun yaptığı ihlaller olarak değerlendiriliyor ama artık sosyal hayatta bunu bu kadar dar da yorumlamamak lazım. Yani başka alanlarda da bir takım iktidarlar var. İşte evde koca hakimiyeti, ne bileyim okulda öğretmen, farklı farklı denebilir. Eğer bunlar bu gücü insan hakları aleyhine kullanıyorsa bu da bir hak ihlalidir. Bunun da bir şekilde yaptırımı olması lazım. Bu anlayışla insan hakları kurumunun tabii bu hak kavramı ayrıntılı olarak konuşulabilir. Bizim medeniyetimizdeki yerlere düzenli konuşulabilir. Ama neticede insan haklarının gününü kutlamaktan öte bizim bu konuda gerçekten imkan varken, elimizde bir güç varken bunu başkasının aleyhine kullanmadığımızı test ederek kendimizden başlarsak mesela burada şimdi mikrofonu hazır elimize almışken bir saat tutup atarsak bu da böyle insan hakları ilerledir. Deyip sözümü kısa keserek hayırlı olsun diyerek, başarılar dileyerek sözlerime son ediyorum. İnsan hakları evrensel.